Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle bir Portekiz serisine başlıyoruz dostlar. Serideki amacımız koloni yolunda ilerleyip hemen hemen bütün dünyayı, daha doğrusu dünyada koloni yapılabilecek bütün bölgeleri Portekiz hakimiyetine katmak, buraların ekonomisini sömürüp, nüfusunu sömürüp Avrupa'da iyice güçlenmek, ilerlemek, fetihlere devam etmek. Özellikle İspanya bizim yine tarih boyunca olduğu gibi kolonideki en büyük rakibimiz olacak. Ayrıca İberya Birliği'ni formlamak için de yine İspanya topraklarını ele geçirmek adına kendilerine düşmanca tavırlar içerisinde açıkçası ilerleyeceğiz. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Sevgili İspanya diplomatları, ileride yapacağımız, onlara karşı gerçekleştireceğimiz sert diplomasilere şaşırmasın diye ben şimdiden söylüyorum. İspanyollara karşı sert bir diplomasi ve stratejiyle ilerleyeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi Güney Amerika, Afrika gibi bölgelerde bol bol koloniler oluşturacağımız bir seriye başlıyoruz dostlar. Şimdi öncelikle videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seri bir şekilde 100.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi koloni yolunda nasıl bir yol izleyeceğimizi öncelikle belirlememiz gerekiyor. Videoya geçmeden önce ben hani nereden başlarız, nereyi önce koloni yaparız diye düşünmedim. Şimdi sizlerle beraber bunu belirleyeceğiz. Peki neye göre belirleyeceğiz? Random bir şekilde kafamızın estiği yere direkt çıkarma atıp tamam kardeşim burası iyi sömürge mi diyeceğiz, yoksa belli değerlere göre mi belirleyeceğiz? Tabii ki belli değerlere göre. Biz hiçbir işimizi random, rastgele bir şekilde yapmayız Portekiz hükümeti olarak. İşini bilen bir hükümet, işini bilen bir iktidarız ve modern dünyaya koloni sistemini en iyi şekilde oturtacak ülkede yine Portekiz'dir. Şimdi gördüğünüz üzere öncelikle Afrika'yı ele alalım. Afrika çok büyük bir kıta. Yani kuzeyinden girersin, batısından, doğusundan, güneyinden, ortasından, her tarafından girebilirsin. Kararı şu şekilde vereceğiz. Ekonomiye bakacağız abi. Afrika'nın en yüksek ekonomisi hangi bölgede ise koloni oluşturma çalışmalarına o bölgeden başlayacağız. Afrika'nın geneline şöyle bir bakıldığında tamam, Kuzey Afrika'da fena olmayan bir teknoloji hakim. Fakat benim ilgimi şu taraflar biraz daha fazla çekiyor. Yani burada gördüğünüz Fildiş sahili, Gana, Togo, Benin, Nijerya devletleri, bu bölgedeki devletlerin, bu bölgedeki toprakların ekonomisi açıkçası benim ilgimi bayağı çekti. İlk olarak bence bu saydığım devletlerden başlayabiliriz. Fildiş sahili, Gana, Togo, Benin ve Nijerya devletleri üzerinden Portekiz'in koloni çalışmalarına başlangıcımızı yapabiliriz. Yeterince koloni ele geçirip güçlenene kadar İspanya devleti ile ilişkileri iyi tutmak durumundayız. Çünkü her ne kadar kendilerine karşı sert bir diplomasi izleyecek olduğumuzu söylemiş, belirtmiş olsak da maalesef kendileri bizden 3 kat daha yüksek bir ekonomiye sahipler. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Birazcık realist bir strateji, realist bir diplomasi izleyerek ilerlemek icap ediyor. Bu sebeple kendilerinin bizden güçlü olduğunu net şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi birazcık paramızı biriktirelim ve bahsettiğimiz devletlere karşı koloni çalışmalarına başlayalım. Ama önce bu koloni çalışmalarına başlamadan önce kendimi İspanya'ya karşı koruyabileceğim bazı atılımlar gerçekleştirmek istiyorum. Özellikle İspanya ile sahip olduğumuz bütün sınırları adeta birer sur haline getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de sahip olduğumuz bütün sınırlara kale inşa ederek abi. Yani dediğim gibi İspanya ile sahip olduğumuz bütün sınırları adeta birer sur haline getireceğiz dostlar. Şöyle hemen inşaat çalışmalarımıza devam edelim. Gayet güzel. Şimdi hepsini 2 seviyeye çıkaralım diyecektim. Fakat 2 seviyeye çıkarmak için 0.5'lik bir teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Biraz teknoloji yatırımı yapalım. En azından 0.5'e ulaşalım. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyaya yine teknoloji açısından önderlik ediyor. Tabii ki bütün modern dünya sayılarında olduğu gibi. Biliyorsunuz Conquerors versiyon 1.5.1'de Amerika Birleşik Devletleri net şekilde açık ara önde başlıyor teknoloji açısından. Ve bu arada Amerika komünist yoldan gitmiş. Şu anda komünist bir Amerika'nın bölgede hakimiyeti mevcut. Şöyle baktığımızda bizim teknolojimizde gayet hızlı ilerledi açıkçası. 0.60'a kadar neredeyse çıkardık. Güzel bir ilerleyiş oldu bizim adımıza. Evet, 0.60'a da ulaştık hatta. Çok güzel bir ilerleyiş. 15 tane teknoloji puanı geldi. Öncelikle araştırmayı 20'ye tamamlıyorum. Şimdi biz sürekli olarak koloni oluşturarak ilerleyeceğimiz için yani aslında evet çok fazla savaş gerçekleştireceğiz. Ama sürekli olarak Afrika ve Güney Amerika gibi düşük güçle devletlerin hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde ilerleyeceğimiz için bize öyle çok aşırı sayıda ahım şahım derecede ordular gerekmeyecek. Bu yüzden ordu bakımında 10 yapmak yeterli. Daha fazlasına bence şu anlık lüzum yok. Onun haricinde nüfus artışı ve ekonomi büyümesine bol bol yatırımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Age of History'de yaptığınız bir yatırım bütün topraklara eşit bir şekilde dağılıyor. En basit mantıkla anlatmaya çalışayım. Mesela İspanya. bir ekonomi yatırımı yaptı ya da bir nüfus yatırımı yaptığında bütün topraklara eşit şekilde dağıldığı için buradaki atıyorum nüfus 1100'den 1200'de oluyorsa buradaki nüfus da 1100'den 1200 oluyor. Ama bizim toprak sayımız İspanya'ya göre daha az olduğu için buradaki toprak 1000'den 1200 olmuyor. 1000'den 1500 oluyor. Bu da 1000'den 1500 oluyor. Yani toprak bazına gelişim oranını arttırıyor eğer düşük sayıda toprağınız varsa bu yatırımlar. Bu sebeple toprak sayılarımızı arttırmadan önce, bakın toprak sayılarımız artmadan önce hali hazırda düşük sayıda eyalete sahipken bol bol nüfus yatırımı yapıp bu bölgeyi nüfus olarak hani aşırı kalkınacak bir bölge haline getirmek istiyorum ben. İlk önceliklerimizden bir tanesi de bu olacak. Fetihlerden önce gerçekleştireceğimiz bir hamle olacak bu. O yüzden birazdan nüfus yatırımlarına başlayacağız. Şöyle şunları ayarlamamışız bu arada. Hemen onları da ayarlayalım seri bir şekilde. Gayet güzel. Yani en azından Afrika'da gerçekleştireceğimiz koloni işlemleri için gerekecek ordu sayısını çıkaracak kadar derecede istihdamlı bir nüfusa sahip olması için bu bölgenin biraz olsun bizim şu anda yatırım yapmaya ihtiyacımız var. Gördüğünüz üzere bakın hızlı artıyor. Çünkü az sayıda toprağa sahibiz. Az sayıda toprağa sahip olduğumuz için daha hızlı artan topraklara sahibiz. Yani nüfus artışı daha yüksek olan topraklara sahibiz. Şimdi... belli bir süre bu işlemlere devam edeceğiz. Bu işlemler devam ederken bir yandan da diplomasiyi sürekli olarak göz önünde bulunduracağız. İspanyollarla bir saldırmazlık paktı şu anda bizim için muazzam olabilir. Dünyanın geneline baktığımızda şu anda herhangi bir savaş göremiyorum. Türkiye bu arada sosyalist yoldan gitmiş, komünist yoldan gitmiş ve şu anda hem Türkiye hem Amerika hani komünist bir rejim yönetimi altında. Bu arada Türkiye Suriye'ye girdi. Evet abi, Türkiye Suriye harekatını başlattı ve Özgür Suriye ordusuyla beraber Suriye'yi hallettiler. Bayağı da hızlı hallettiler gerçekten. Sosyalist Türkiye hızlı bir başlangıç yaptı. Onun haricinde dünyada hala öyle çok da bir olay yaşanmıyor açıkçası. Bu arada isimler kaydı. Böyle oynanmaz. Ben en iyisi oyunu yeniden başlatayım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avrupa'yı izlemeye açıkçası ben bir süre daha devam etmek istiyorum. Çünkü zaten hala hazırda yatırımlarımız devam ediyor. Yani Avrupa'yı izlemekten başka yapabileceğimiz bir aktivite yok gibi görünüyor. Bir de şu istihdam bilimleri nüfuslarımıza bir daha bakalım nasıl bir dereceye ulaşmışlar. Çok güzel abi. Yani Lisbon'u görüyor musun? Neredeyse 20.000'e ulaşacak. Tek bir topraktan neredeyse bütün ülkeyi koruyacak, orduyu çıkarabilecek güce sahip olacağım. Yani bu yatırımların bir süre daha en azından yeterince ülkeyi koruyabilecek nüfusa sahip olana kadar devam etmesi gerekiyor kesinlikle. Bu elimizdeki para bitene kadar bu yatırımlar devam edecek. Sonrasında ordumuzu basıp o bahsettiğimiz bölgeye ilk koloni çalışmalarımızı başlatmak adına çıkarmamızı atacağız. Yıllar artık yavaş yavaş 2035'e doğru geliyor. 2035 yılı itibariyle Portekiz Devleti modern dünyaya koloni sistemini yeniden adapte etmek adına ilk adımını atacak. Evet, bu arada Lisbon'un istihdamlı bir nüfusu 20.000 dahi geride bıraktı. Şöyle şu en baştaki 3 toprağın hepsi 20.000'i geçince yatırımları bitireceğim. Şu anda Viseo'nun geçmesini bekliyorum. Çok güzel abicim. Orası da 20.000'i geçti. Artık bu kadar mallar yatırımı, nüfus yatırımı yeterli. Artık Portekiz Devleti kendisi için yeterince ordu çıkarabilecek bir nüfusa sahip gerçekten. Artık fazlasıyla ordu çıkarabiliriz. Şöyle bir şey yapacağız. Ekonomisi düşük topraklardan basacağız yine. Mesela şurası ekonomisi son derece düşük ama oradan da ordu çıkmıyor. Buradan da çıkmıyor. Buradan da çıkmıyor. Buradan da, buradan da, buradan da, buradan da. Evet, buradan çıkar abicim. Tamamdır. Gayet güzel. Ekonomisi düşük topraklardan basalım ki orduları hali hazırda zaten son derece seyrek olan ekonomimizi daha da zarara uğratmayalım. Şöyle hemen bütün orduları Lisbon'da toplayacağım ve Lisbon'a bir adet ikmal kampı inşa edeceğim. Bu bizim gelirimizi yine bayağı olumlu bir doğrultuda etkileyecektir. Gayet güzel. Evora'da bir ordu basım işlemi daha gerçekleştirelim. Çok iyi. Bu orduyu en azından 20.000'e tamamlamak istiyorum. Büyük ihtimalle hedef tahtasına koyduğumuz o koloni çalışmalarını başlatacağımız devletler için 20.000'lik bir ordu fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben yine de 25.000'e tamamlayayım. Ne olur ne olmaz. Evora zaten ekonomisi olmayan bir toprak. Yani içim gitmiyor açıkçası buralardan ordu basınca. Gayet güzel ve 25.000'lik ordumuzla ilk koloni çalışmalarımızı başlatmaya hazırız dostlar. Ordularımızı seri bir şekilde yollayalım. Bu arada burada savaşlar dönmüş yanlış anlamadıysam. Fildiş sahili burada değildi. Gana almış oraları galiba. Gana'nın da 56.000'lik bir ekonomisi olmuş böylece. İlk hedefimiz Gana olacak o halde. Şöyle bir ekonomiye tekrar bakınca... Yalnız bu bölge ekonomide sanki birazcık gerilemiş mi? Bana mı öyle geliyor ya? Daha yüksek değil miydi? Sanki daha iyiydi diye hatırlıyorum ya. Sanki biraz gerilemiş abi, ilginç bir şekilde. Neyse. Sorun yok. Aslında ilk çıkışı Nijerya'dan da yapabiliriz ama Nijerya'nın ekonomisi çok yüksek. 124.000'lik bir ekonomisi var adamların. Yani evet, Nijerya'ya 25.000 orduyla bir şey yapamayız gibime geliyor. Gana'ya ilk saldırımızı gerçekleştiriyoruz ve Abidjan toprağından Pardon, okuyamadım galiba. Abidjan toprağından ilk çıkarmayı atarak ilk kıvılcımı yakıyoruz abi. Gayet güzel bir çıkarmayla Gana topraklarına merhaba dedik. Merhaba dedik kardeşim. Dilimiz de değişti buraya çıkınca. Afrika'ya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yüzyıllar sonra yeniden koloni yüzü gören bir Portekiz devleti bizim iktidarımızla beraber gördü bu koloni yüzünü. Halkımız bence bundan son derece memnundur diye tahmin ediyorum ve Gana devleti sadece 1 ay 17 gün süren bir savaş sonucunda kolay bir şekilde düşürüldü. Bütün topraklarını alamayacağımızı zaten tahmin ediyorduk az çok galiba. Şu şekilde yapabiliyorsak eğer... Yok, orayı da alamıyormuşuz. Şöyle yapsak. Aynen. Bu şekilde gayet uygun gibi görünüyor. Böyle bir barış antlaşması. Evet, Gana'nın bir kez daha Filistin sahiline saldırmasını engellememiz lazım. Gana halihazırda hala güzel ekonomiye sahip bir devlet. Ve Filistin sahilini de ele geçirirse bizim daha fazla ordu getirmemiz gerekecek bu bölgeye. Ve ne kadar ordu getirirsek o kadar da gelirimize, ekonomimize kötü etki ediyor. Orduları tekrar Lizbon'a çektim. Asimilasyonlarımızı başlatalım. Gayet güzel abi. Farkındayım. Küçük bir başlangıç oldu ama bir yerden başlamak bizim için gerçekten güzel oldu abi. Artık en azından o bölgede bir üssümüz var. Artık biz sürekli olarak ben Portekiz'in ana toprağından ordu getirmek zorunda değilim. Yani en azından oralardaki nüfusu, ekonomiyi harcamak zorunda değiliz artık. Eğer bir fetih gerçekleştirmek istiyorsak, bu bölgede bir koloni kurmak istiyorsak gerekli ordu basım işlemlerini kurduğumuz bu koloni toprakları üzerinden yapabiliriz. Yani zaten aslına bakarsanız koloni yapmaya çalışmanın amacı da bu. Yani son derece normal bir amaç olarak görüyorum ben. Buralardan ordu basmak. Koloninin, sömürgenin amacı budur hocam. Yani ordu basmak değil de sömürmek işte, kaynaklarını sömürmek. Askeri olarak da sömürebilirsiniz, sorun yok yani. Tabi normalde bu zor bir şey ya. Afrika'daki adamı gelip sen Portekiz askerisin, o da biraz zor. Ama biz tabii ki Age of History'de sömüreceğiz. Her anlamda sömüreceğiz. Askeri anlamda da sömüreceğiz. Kaynak anlamında da, ekonomi anlamında da, her anlamda sömüreceğiz abi. Tam bir sömürgeci, pislik, şerefsiz bir devlet olarak. Evet, gayet iyi açıkladım bence mottomuzu. Mottomuzu çok güzel açıkladım. Stratejimizi bence çok güzel, net bir şekilde belli ettim. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz abi. Evet, bu kadar araştırma yatırımı yeterli. Gelen teknoloji puanlarını nüfus harcına vereceğim bol bol. 15 yapalım. Buna da birazcık verelim. Aynen öyle, tamamdır. Artık bence Gana Savaşı'nın vakti geldi. Direkt buradan basacağım ordularla Gana Savaşı'nı başlatacağım. Pardon, Filistin Sahili Savaşı, özür dilerim. Bu kadar ordu fazlasıyla yeterli diye tahmin ediyorum. Savaşımı ilan ediyorum ve topraklara giriş yapıyorum. Zaten hazırlıksız yakaladığımız için kısa bir sürede düşeceklerdir derken düştüler. Sadece 18 gün süren gerçekten kısa bir savaşın sonucunda Fildiş sahili toprakları da bizim elimize geçmiş bulundu. Buradan arta kalan orduları sürekli olarak Lizbon'a çekeceğiz ve Lizbon'da işin sonunda, günün sonunda inanılmaz bir ordu oluşacak gerçekten. Ben de heyecanla bekliyorum abi şu anda onu. Bu arada şuralarda tamamlanmamış bazı asimilasyonlar var. Afrika'daki bu insanların isyan çıkarmaması adına, hayır biz sömürge olamayız diyememeleri için asimilasyonları seri şekilde tamamlamamız lazım kesinlikle aldığımız bütün koloni topraklarında. Gayet güzel, yıllar artık 2041'e kadar geldi. 2050 için hedefim şu bölgenin tamamını ele geçirmek. Yani Gana, Togo ve benim ülkelerinin tamamını ele geçirmek. Şöyle bölgeler haritasına baktığımızda bu bölge Batı Afrika kıyısı olarak geçiyor. Yani Batı Afrika kıyısının güney kesimlerini ele geçirmek 2050 yılına kadar gerçekleştirmek istediğimiz hedeftir abi. Şöyle hemen ordu basım işlemlerini başlatalım. Aslında bu kadar orduya gerek bile yoktu bence. Aynen, birazcık azaltalım. Boşu boşuna toprakların ekonomisini böyle fazla fazla harcamayalım. Şuraya da yine 1827'lik orduyu çekelim. Gayet güzel. 2. Gana Savaşı'na an itibariyle hazırız. Biraz saldırgan bir başlangıç oldu aslında. Birazcık beklesek daha iyi olur. Çünkü biz saldırdıkça sınırımızdaki İspanya daha çok triggerlanacaktır. Ve İspanya'nın bize savaş ilan etmesi demek bizim kendi ana topraklarımızdaki hakimiyetimizin sonu demek olabilir. Bir anda kendimizi Afrika'da koloni yapan değil de Afrika'da yaşayan bir devlet olarak bulma ihtimalimiz var. Bu sebeple İspanya'yı çok triggerlamayalım. Yani adamın sinir uçlarıyla oynamayalım hocam. Tamam, bir yere kadar bunlar da tahammül ederler. Ama sonuç olarak İspanya benden güçlü bir devlet. Ve onlardan güçlü hale gelene kadar onlara tolerans göstermeye mecburuz abicim. Bu diplomasinin kurallarından bir tanesidir. Küçük yemsen tolerans göstereceksin maalesef. Küçük balıksan tolerans göstereceksin. Saldırmazlık paktımızı imzalayalım. İlişkilerimizi artık artı 32'ye kadar çıkardık. Aramızda herhangi bir savaşın geçeceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Yine de ne olur ne olmaz tabii ki önlemlerimizi almak lazım. Bu aramızdaki 40 turluk saldırmazlık paktı bitene kadar bence biz Gana'yı hallederiz. Savaşımızı ilan edelim ve Gana'ya ikinci kez girişimizi yapalım bakalım. Son derece yüksek ekonomiye sahip bu topraklarda iyice hakimiyetimizi arttırmaya devam ediyoruz. Şöyle bir iki ordu basım işlemi daha gerçekleştirip tedbirleri alalım. Gayet güzel, bütün tedbirler alındı. Başkentlerine de girdik ve Gana devleti Portekiz tarafından ikinci kez fethedildi. Bu kez bütün topraklarını bize vermek zorunda pek tabii ki. Şöyle hemen yine bütün ordularımızı bir toplayalım. Hala elimizde 7000'lik bir ordu var. Asimilasyonların tamamlandığı bölgelere çekelim bu orduları. Ve tamamlanmayan bölgelerde asimilasyonları başlayalım. Hatta seni direkt ben denize çıkarayım. Çünkü bu bölgelerde de hala tamamlanmamış bazı asimilasyon işlemleri var. Bunları da bir tam başlatalım. Gayet güzel, şimdi çıkabilirsin. Çok iyi abi. Şu an için her şey planlandığı gibi ilerliyor. Ne yaptık abi? Öncelikle İspanya ile güzel bir diplomasi yaptık. Bu güzel diplomasinin ardından Afrika'da şöyle, nasıl desem, löpet bir yeri seçtik, böyle güzel bir yeri seçtik hocam. Ve bu güzel yere ilk girişimizi gerçekleştirdik. Gana ve Fildiş sahili toprakları an itibariyle Portekiz'in sömürgeciliği altında çürümüyor. Çürüyor evet, ama bizim lehimize çürüyor. Yani bana çalışarak çürüyor. Anlatabilmişimdir umarım demek istediğimi. Asimilasyonlar ne durumda hocam? Onlara da hemen bir bakalım. İspanya ile bizim diplomasimiz ne durumda? Gayet güzel, bakın gördüğünüz üzere ilişkimiz 32'den 31'e gerilemiş. Saldırmazlık paktını bir kez daha tazeleyelim biz, yine ne olur ne olmaz. Her şey muazzam yani. Değil mi? Evet, artı 40. Biraz daha geliştirelim. Yani en azından şöyle bir 60 üzeri yaparsak uzunca bir süre İspanya bize triggerlanmayacaktır. Triggerlansa bile ne olur? 60'tan 40'a düşer. Bilemedin 40'tan 20'ye düşer. Ama savaşa girmeyiz. Yani büyük bir ihtimalle, yüksek kuvvetli ihtimalle savaşa girmeyiz abi. Bir kez daha saldırmazlık paktı imzaladım. Bir kez daha ilişkileri geliştirelim. Gayet güzel, tamamdır. Çok iyi abi. Bölgedeki asimilasyon işlemleri ne durumda? Şu anda %98'lik bir istikrara sahibiz. Bunu %100 yapmalıyız kesinlikle. Şöyle hemen %100'e çıkaralım abi. Çok güzel, çok güzel. Evet, buralarda dönen başka bir savaş yok değil mi? Nijerya ekonomisi nasıl bir durumda? %50.000'e kadar çıkarmışlar ekonomilerini. Ya adamlar neredeyse benimle aynı güçte bu arada. Benim 153.000 ekonomim var. Nijerya'nın da 150.000 ekonomisi var. Hemen hemen aynıyız. Ama ben Togo ve Benin devletlerini aldıktan sonra 90.000'lik bir ekonomiye bu bölgede el koyacağım adeta. Bu olayın ardından bizim Nijerya'dan çok daha yüksek bir ekonomiye sahip olduğumuz gerçeğini bütün dünya kabul edecek. Yani şu anda dünyada ekonomik olarak Nijerya gibi bir devletle karşılaştırılmak, Portekiz gibi koloni yolunu benimsemiş havalı bir devlet için, prestiji yüksek bir devlet için kötü. Yani Nijerya ile karşılaştırılıyoruz. Bu kötü bir şey şu anda bizim için. Yani şu ekonomik sıralamaya baktığında benim Nijerya ile alakamın bile olmaması gerekiyor ama büyük ihtimalle Nijerya'ya yakınımdır şu anda ben o ekonomik sıralamada. Üzücü bir şey. Bunu acilen düzeltmemiz lazım. Kendimize ekonomik olarak daha yüksek bir kefeye koymamız gerekiyor. Bunu yapmak için artık yavaştan ordu basım işlemlerini gerçekleştirip Togo üzerine bir saldırı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz saldırının ardından eğer başarılı olursak çok yüksek bir ihtimalle isyan vesaire de zaten çıkmayacaktır. Çok güzel bir ekonomiyi elimize almış olacağız. 40.000'lik bir ordu basım işlemi gerçekleştirdik. Karşımızdaki devletin ekonomisi 41.000. Yani net şekilde alırız gibime geliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 8.000 her birine yollayalım. Aynen öyle. Tamamdır. Tam abicim. Tam. Her birine tam 8.000 düştü. Çok güzel. Togo muharebesi için Portekiz orduları hazır ve nazır, emrimizi beklemekte. Savaşımızı ilan edip Togo'yu ortadan kaldıracağız. Acaba diyorum bütün topraklarını alabilir miyiz barış antlaşması ile beraber? Çünkü kendilerinin bir de müttefiki var. Hemen birazcık güney kesimlerde. O sebeple büyük ihtimalle tüm topraklarını alamayacağız tek savaşla beraber. Fakat büyük ihtimalle ikinci bir savaşta artık kaçmaya imkanları kalmayacak. Çok güzel, çok güzel. Başkentlerini de alacağız eğer bu tur başarılı olursak. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sadece 27 günde bütün Togo'yu bitirdik. Gayet güzel bir ilerleyiş. Bütün topraklarını alabiliyorsak direkt barışıp çıkayım. Ki alabiliyoruz. Yine çok güzel bir haber. Şöyle bütün topraklarını alalım ve bu savaştan sıyrılalım abicim. Gayet iyi. Gerçekten bayağı muzaffer bir başlangıç oldu. Yenilgi yüzü görmemiş bir koloni devleti olarak şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bu arada İspanya ile Portekiz medeniyetleri, ülkeleri dost medeniyet olduklarını bütün cihana, aleme duyurdular abi. Şu anda İspanya diplomatik olarak gerçekten güzel ilerliyor. Karşısında olduğu ve yanında olduğu devletleri diplomasisinde net şekilde belli etmiş vaziyette. Özellikle Rusya ve Türkiye gibi Avrasya'ya yakın ülkelere biraz daha yakın davranırken Avrupa'nın merkezi ülkelerine, Orta Avrupa'da bulunan ülkelere bir tık daha kötü bir gözle bakıyor. Gerçekten Fransa ve Almanya ile ilişkilerini görüyorsunuz fakat Rusya, Türkiye, Kazakistan, İran, Çin gibi devletlerle çok iyi ilişkilere sahip. Biraz daha Asya odaklı bir diplomasiyle ilerliyor. Bizim diplomasimize bakıldığında İspanya hariç dünyada çok iyi ilişkilere sahip olduğumuz bir devlet açıkçası ben göremiyorum. Tutunduğumuz saldırgan tavır bütün dünyayı triggerlamış vaziyette, fakat onlar benim sınırlarımda olmadığı sürece benim için bir sorun teşkil etmeyeceklerdir. Eğer ki ileride onların sınırlarına gidecek bir durum oluşursa, bir vaziyet oluşursa biz de gerekli diplomatik hamleleri gerçekleştiririz. Artık yavaştan bu bölümü burada bitirelim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir seriye başlangıç yaptık. Umarım sizlerin de zevk alarak izlediği bir bölüm olmuştur. Serinin devamı için videoya like atmanız yeterli. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. ageofhistoryturkiye.com forumunu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.